Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berk. Foldun kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizler için Rework denen Woolly bir ile karşınızdayım. Sonunda PvE sunucusuna geldi karakter. Oldukça heyecanlıyım. Merakla bekliyordum karakterin gelmesini. Karakter ilk olarak bana bir Godzilla karakterini anımsattı. Bunu bilmeyenler için sanıyorum Japon kültüründe olması lazım. Ya da Kore kültüründe de olabilir. Çok sevilen bir fantastik karakter. Hatta filmini izlemediyseniz filmini de izleyebilirsiniz. Bu sırtındaki dikenler, işte bu yıldırımları, ki Volibear'ın zaten kendi temasında da var bu yıldırımları. Görsel olarak ve ultisinde basmasıyla birlikte fazlasıyla Godzilla'ya benziyordu. O yüzden çok hoşuma gitti ve beni bayağı bir hype'ladı. Yetenek kitini de görünce çok beğendim. Özellikle ultisi çok kuvvetli. Şöyle ufakça size bir yeteneklerinden bahsedeyim. Karakterimizin pasifi arkadaşlar eski Volibear'dan bir tık farklı olarak, normalde ultisine bastığınızda rakiplere elektrik atacak şekilde böyle seken yıldırım atışları yapıyordu. Şimdi artık değişti. Şöyle hemen bir rakip şeyin yanına ışınlanalım. Neredeydin sen? Targetimiz. Ha, teleportumuz. Şuraya gidelim. Geldik buraya. Şöyle yetenekleri de sırasıyla açayım. Otomatik vuruşlarınız belli bir süre sonra, birkaç vuruş yaptıktan sonra, bakın alt tarafta stackleniyor. 5 stack olduktan sonra otomatik olarak en yakındaki rakiplere ilave büyü hasarı verecek şekilde sizin vurmanızı sağlıyor. Yani siz burada öndeki minyona vururken otomatik olarak bakın arkadaki minyonlara da sekecek şekilde hasar vermenizi sağlıyor. Pasifiniz bu kadar basit ve bu kadar güzel bir pasif. Tabii belli bir süre vurmadıktan sonra bakın bu pasifiniz düşüyor. Düştükten sonra tekrar 5 defa stackleninceye kadar uğraşmanız lazım. Aynı Jax pasifi gibi düşünebilirsiniz. Jax nasıl oto atak vurdukça saldırı hızı artıyor. Bu da aynı mantık. Pasifi oto atak vurdukça sizin ilave olarak hem saldırı hızı kazanmanızı hem de bunun yanı sıra rakiplere sekerek büyü hasarı vermenizi sağlıyor. Pasifimiz bu. Q'dan bahsedecek olursak arkadaşlar, Q yeteneğiniz, şöyle yeteneklerini de hepsini açayım da. Q yeteneğiniz yine kuleye veya rakibe doğru koşarken hareket hızı kazanmanızı sağlıyor. Bu dive atabilmeniz için veya bir rakiple fight'a girip bir anda takımınızın içine rakibi dahil edebilmeniz için çok etkili bir yetenekti eski haliyle Volibear'ı hatırlayanlar adına. Şu anki yeni halinde yine rakibin üzerine doğru koşarken hareket hızı kazanıyorsunuz. Fakat bunda farklı bir şey var. Rakibi geriye doğru atmıyorsunuz. Rakibe karakter elleriyle yumruk atıyor ve yumruk attığı anda o rakibi sersemletiyorsunuz arkadaşlar. Farklı olan özelliği bu. Rakibi sersemletebilme özelliği kazanmış durumda. W'dan bahsedecek olursak, eski W stacklenmesi gerekiyordu. Siz vurdukça W'nüz stackleniyordu. Artık böyle bir şeye ihtiyacınız yok. Direkt W bir rakibe basıyorsunuz. Bastığınızda rakibin üzerine bir işaret çıkıyor farkındaysanız. Bu işaretli rakibe sizin ilave hasar vermenizi sağlıyor. W'nun mantığı bu arkadaşlar. Bunun yanı sıra E yeteneğinden de bahsedecek olursak, E yeteneğiniz sizin bir alan açmanızı sağlıyor. Şöyle ortada gördüğünüz dairesel alanı mesela şurayı açalım. Açtık. Bu alan içerisinde bir rakip kalırsa hem büyü hasarı yiyor hem de bunun yanı sıra arkadaşlar siz bu alanın içerisine girdiğinizde kalkan kazanıyorsunuz ve bu rakip de yavaşlamış oluyor. Siz bu alanın içerisine girmeden de rakip yavaşlamış oluyor da, hani Eco W'su gibi düşünmeyin. Eco W'sunu bastığınızda alanı yavaşlatıyordu ya, aynı mantık. Bunu da yavaşlatıyor. Sizin içerisine girip sersemletme atma gibi bir olayınız yok. Siz içerisine girdiğinizde kalkan kazanıyorsunuz. Bir nevi aslında Eco W'sunu da düşünebilirsiniz. Olayı bu E yeteneğinin. Ultiden bahsedecek olursak, ulti en efektif ve en tatlı gözüken yetenek. Basıyorsunuz, Nasus gibi karakter boyut artışı kazanıyor. Temel olarak bileceğiniz şey bu. Can artışı kazanıyor. Bunun yanı sıra ilave yetenek gücü kazanıyor karakter. Ve şöyle bir olayınız daha var. Ultiyi bastığınız anda, şöyle bekleme sürelerini sıfırlayalım. Şöyle bir alanı var. Dalga şeklinde böyle dairesel görebilirsiniz. Ortadaki dairesel alanı etki ediyor arkadaşlar. Nereye tıkladıysanız karakter yukarı çıkıyor ve olduğu yere zıplayarak hasar veriyor. Bu mesafe kapatmanız için oldukça etkili. Bakın Veigar'ın E yeteneğinin üzerinden de atlayabiliyorsunuz bu sayede. Şöyle bir koşalım. Ultisinin farklı ekstra bir özelliği daha var. Şimdi kuleye bakın, tamam mı? Kuleye atılıyoruz, bastık. Kule otomatik olarak bizi şu an hedef alamıyor. Şimdi vurmaya başladı kule. Arkadaşlar belli bir süre boyunca kule hedef alamaz duruma geliyor. Yani kimseye vurmuyor. Kuleyi otomatik olarak sanki ohum yıkıcıyla tetiklemişsiniz gibi bir etki yaratıyorsunuz. Bu sayede de kule size vurmuyor veya etrafınızdaki rakiplere vurmuyor. Kulenin anlık olarak tankladığı kişiyi değiştirmesini sağlayabiliyorsunuz. Engage'i kendi üzerinize almasını sağlayabiliyorsunuz. Bunun gibi gayet güzel bir etkiye sahip. Gördüğünüz gibi Veigar'ın duvarın içerisinden geçebiliyor olmamız büyük artı. W sayesinde hedeflediğiniz birime ilave hasar verebiliyor olmanız büyük artı. Bunlar oldukça güzel.
Ve kullanışlı. Bu arada E-yeteneğine sağladığı kalkan maksimum canınızın %10'u kadar olması lazım. Pardon, %15'i kadarıymış. Bu tarz bir olayı sahip. Bu arada W ile ısırdığınızda ilave olarak kaybettiğiniz canın %10'unu da kazanıyorsunuz. Bu da canınızı iyileştirme adına oldukça etkili bir faktör. Önerilen eşyalarına da bakalım sizin için. Standart jungle itemlerini koymuşlar. Trinity'miz var. Aklın sonu var. Saldırı hızı kazanabilmek adına oldukça mantıklı ki saldırı hızı kazanmaktan ziyade hızlı bir şekilde pasifinizi tetiklemeniz lazım. 5 stack bırakmanız gerekiyor ya maksimum şekilde rakibi alana hasar vursun diye. Olayı da aslına bakarsanız bu. Vurduk. Isırdık. İşaretledik. Shield'ımızı bıraktık. Yani dediğim gibi karakteri oynayacaksanız dive atmak için oynayabilirsiniz. Hantal bir karakter gibi gelebilir ama hantal değil. Q yeteneği gerçekten çok fazla hareket hızı veriyor. Siz yine yırtıcı ile birlikte girip pozisyon kapatma konusunda çok büyük avantaj sağlayabilirsiniz ki alternatif ürünü yırtıcı olacaktır diye düşünüyorum ya da Artichoke. Rün konusunda bir değişiklik yaşamayacaktır. Çünkü Q yeteneğiyle sersemletebiliyorsunuz. Yine Artichoke'u direkt tetikliyor. Sadece işte bu E yeteneği birazcık daha farklı oldu. İlaveten Shield kazanmış olmanız, rakibi yavaşlatabiliyor olmanız. Aslında siz bir pozisyona gelmeden şu devasa alana bakar mısınız? Şuradan baskın atacağınızı düşünün. Direkt lane'e girmeden şöyle E'yi tak diye atıp pozisyon yaratmanızı kolaylaştırabiliyorsunuz. Gayet güzel. Tipini beğendim. Yetenek kitini beğendim. Çok kuvvetli geliyordu gözüme. Ultisinin Allah'tan bu kuleyi işlevsiz bırakma süresi çok çok uzun bir süre değil. Gayet kısa. Hani herkes geldiğinde bir rework yiyecek, şöyle olacak, böyle olacak, vırt olacak, zırt olacak diyordu ama olacağını zannetmiyorum. Gayet ideal ve dengelenmiş bir halde geliyor Holy 1. Kesinlikle çok beğendim. Dediğim gibi şu an normalde sıralı bir seçimde oynamak isterdim ama herkes deli gibi piklemeye çalışıyor. Almamız pek mümkün değildi. Ya banlanıyordu ya karşı takım alıyordu. O yüzden de mecburen böyle bir ayrıca video çekeyim, önden göstereyim dedim. Müsait olduğumuzda tekrardan çekeceğim. Bir oynanış videosu çekmeyi çok istiyorum. Oyun içerisinde daha net bir şekilde görürsünüz. Bu arada yarın da yüksek ihtimalle Volibear'ın bir gameplay'ini atarım ama yok, yarın atamayız herhalde. Ertesi güne kalabilir çünkü yarın sizin gözünüzden serisi var. O yüzden dediğim gibi bir şekilde halledeceğiz. Rework'tan önce de son kez eski Volibear'ı da göstermiş olacağım. Sonrasında da bir şekilde full gameplay videosunu atarız karakterin. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamlı istiyorsanız like ve yorum atarak bana iletebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar.